Kahraman Yolculuğu'nun ilk videosuna hoş geldin. Bu aslında serinin ilk videosu olmasın ama bir tane giriş videosu var. Eğer ilk defa bu programı izliyorsan aşağıda giriş videosunun linki var. Önce onu izlemeni tavsiye ederim. Bütün bu yolculuğu senin için daha keyifli ve daha anlamlı hale getirecek. Bugünkü videonun ismi Alışılagelmiş Dünya. Herhangi bir filmi izlediğinde aslında hikaye yapan şey çatışma. Eğer bir çatışma yoksa heyecan yok. Heyecan yoksa mücadele yok. Mücadele yoksa çok da izlemek istemiyoruz. Bu bazen içe dönük duygusal bir çatışma oluyor. Örneğin dışarıdan belki durağan bir film gibi görünebilir ama belki karakter karanlık bir tarafıyla bir sıkıntı yaşıyordur. Bir bağımlılıktan kurtulmak ya da işte bir terk edilişi aşmak için kendi içinde boğuşmak gibi. Bazen de çok gözle görülür, dışa dönük fiziksel bir mücadeledir bu. İşte daha fazla ayakta kalması gerekiyordur. İyileşmesi için, sağlığına katkıda bulunması için egzersiz yapması gerekiyordur gibi. Neden biz bütün bunları izliyoruz? Çünkü o anlam eksikliği birçok insanın hayatında var. Ve oradaki karakter bunlarla nasıl mücadele ediyor, nasıl aşıyor, aşamıyor, nasıl yollar geliştiriyor, bu bizi cezbediyor. Bütün bu hikayelerde bir ortak nokta var. Bu alışılagelmiş dünya denilen yerde bir boşluk var. Bu bazen dışarıdan çok belirgin bir boşluk. Örneğin kişi çok kederli ve üzünlü görünüyor. Bazen dışarıdan bir perde çekiliyor. Diyelim ki refah içinde yaşayan bir iş insanı ama içinde mutsuz bir eksiklik var. O zaman belli ki bu iki taraflı bir şey. Bu alışılagelmiş dünya dediğimiz yer, sıradan dünya yani, aslında büyük bir boşluğu temsil ediyor. Bazı insanlar orayı rahatlık çemberi, işte ne bileyim konfor alanı, bu tür terimlerle anlatıyorlar ama bence rahatlıkla hiçbir ilgisi yok. Orası daha çok öngörülebilir bir alan. Yani senin hayatı küçültüp kontrol edilebilir bir yere hapsettiğin ve sürprizlerin olmadığı yer. Sen orada kaldığında ne oluyor? Çürüyorsun. Rahatlık dediğin şey aslında seni uyuşturan alışkanlıklar, alıştığın ve beklediğin şeyler. Tabii ki sağlıklı bir rahatlık var. Bence o kendine ve dünyaya güvenle, yani içinde güvende ve güçlü hissetmekle geliyor. Ama bu anlam eksikliğinden dolayı çoğu insan hayatını kontrol etmeye çalışıyor. Bazıları da tam tersi yönde gidiyor. Her şeyi umursamaz hale geliyor. O zaman belli ki bu alışılagelmiş dünyada en büyük boşluk bir anlamın olmaması. Amaçsız bir hayat yaşamak. Bu keyif almak da bir amaç olabilir. Gerçekten iyi hissedip sağlığına sahip çıkmak, güzel ilişkiler yürütmek, kendine has iyi bir iş yapmak, müzik yapmak, sanat yapmak herhangi bir şey. Bakarsak insanların bir kısmı bir tarafta büyük bir durağanlık içinde yaşıyorlar. Yani hayat mekanik bir hale dönüşmüş ve sanki programlanmış gibi, bir anlamda programlanıyoruz da, bu şekilde devam ediyor. Diğer kısmında da aşırı bir meşguliyet var. Bunlar da çoğunlukla kendisiyle kalmaya dayanamayan, herhangi bir boş zaman olduğunda onu doldurmaya ihtiyaç duyan insanlar. Çünkü kendisiyle kalmak son derece ızdırap verici, sıkıntı olarak tanımladıkları şey aslında. Şimdi özellikle bu alışılagelmiş dünya ile ilgili birkaç tane film ve kitaba bakalım. Birincisi son yıllarda, daha doğrusu son 10 yılda sanıyorum, tekrar çekimi yapılan Walter Mitty'nin Gizli Hayatı. Walter dünyaca ünlü Life dergisinin arşiv bölümünde çalışan bir adam. Kendi halinde işe gidip gelen, çekingen, içe dönük, kapalı, sosyal yönden zayıf birisi. Ama Walter'ın içinde çok fazla birikmiş hayal var. O kadar ki bir taraftan yüzeyde her şey iyiymiş gibi görünüyor. Walter kendini uyuşturuyor, uslu bir çocuk gibi. Ama diğer taraftan hayal gücünde fırtınalar kopuyor. Birilerini yeniyor. Aynı binada hoşlandığı kızı kurtardığını hayal ediyor. Yeni maceralara çıkıyor ama günlük hayatı fanteziyle hiç uymuyor. Ve eğer bu alışılagelmiş dünyada devam ederse, Walter orada eriyip gidecek. Bir anlamda Walter'ın kurduğu hayat, onu hapseden hayata dönüşmüş. İkinci filmimiz Oscar ödüllü Gladiator filmi. Filmde Maximus isimli Romalı bir general, yıllar boyunca ailesine dönmenin hayaliyle zaferden zafere koşuyor. Olağanüstü başarılı bir asker ve Sezar'ın gözdesi. Yalnız ne zaman ailesine dönecek? Tam o anda Sezar, Marcus Aurelius öldürülüyor. Yerine geçen oğlu, diktatör Commodus. Maximus'a bir düşman veriliyor ve ikisi arasında büyük bir çatışma başlıyor. Artık Maximus, bazı insanlar gibi, kendi istediği yerde değil de hayatın onu çağırdığı yerde bu çatışmalarla ilgilenmek zorunda. Bazen hayat bizi bu şekilde çağırıyor. Bazen de Walter Mitty gibi biz kendi kendimize bir adım atıp hayatın içine girmek, o öngörülebilir yerden çıkmak, sürprizlere açılmak istiyoruz. Bu alışılagelmiş dünya aslında bunu temsil ediyor. Yani uyuşmayı reddediyorsan eğer, bir sonraki adım tam senin için olacak. Birkaç tane kitaba bakalım. Bunlardan bir tanesi Simyacı. Eğer anlatımı net, özellikle bu kahraman yolculuğunun adımlarını
birebir rahatça görebileceğin, sade güzel bir dille yazılmış bir kitap arıyorsan, bence simyacı bu iş için çok uygun. Bir başka kitap, Dan Millman'ın yazdığı bir kitap. Daha sonra bir filme çevrildi bu. Huzurlu Savaşçı veya Dingin Savaşçı diye geçiyor. Ve filmde ve kitapta birkaç yerden bacağı kırılan birisinin bir olimpiyat mücadelesi anlatıyor. Bence kitabı güzel yapan şeylerden bir tanesi içindeki hikayenin gerçeğe dayanıyor olması. Yani dil bakımından edebi bir dile sahip değil, olmak zorunda da değil. Ama hikaye son derece cezbedici. Bir filmi seyrederken neden onu merakla seyrediyoruz? Belki içinde zekaya dair harika şeyler var. Müthiş bir son hazırlanmış. Çoğunlukla ama kahramanın oradaki değişimini seyretmek istiyoruz biz. Yani filmin başında kahraman bir karakterle başlıyor. Filmin sonuna doğru o geçirdiği yolculuk, yaşadığı deneyimler, edindiği arkadaşlar, savaştığı düşmanlar, hayal kırıklığı, acılar hepsi birleşiyor. Onu yoğuruyorlar ve ortaya başka birisi çıkıyor. Biz insanlar değiştiği için filmleri seyretmeyi seviyoruz. Tek izleme sebebimiz bu değil. Ama o değişim yolculuğu veya değişime direnme, orada acı çekme bir şekilde bizi cezbediyor. Çünkü bizim de yaşadığımız bir şey bu. Şimdi senin hayatına bir bakalım. Defterini çıkar. Hayatında acaba hangi alanlarda bir anlam eksikliği oluşmuş? Hangi alanlarda boş hissediyorsun? Sanki akmayan bir su gibi nerede durağan hale gelmiş? Belki belli yerlere göz ardı etmişsin. Bağımlılıklar geliştirmişsin. Dürtüsel davranıyorsun. Belki yapmadığın şeyleri yaptıkça, yapmak istemediğin şeyleri yaptıkça kendine olan saygın azalmış. Bu arka planda kalan karanlık enerji, psikolojide buna gölge diyoruz biz. Bu gölgeyle ilgilenmediğin zaman ne oluyor? O zaman ilgilenmediğin şeyler o kadar güçlü hale geliyor ki senin fantezilerine fışkırıyorlar ve bu fanteziler senin hayatını yönetiyor. Bakarsan örneğin herhangi bir bağımlılıkta aslında arka planda işleyen şeylerden bir tanesi güçlü bir fantezidir. Sigara tiryakisi yemekten sonra sigara bulamazsa hayalinde onun fantezisini kurmaya başlar. Bu da onun dürtüsel bir davranışa yönelir. Şimdi hayatını birkaç bölüme ayıralım. Hatta 5 bölüm diyeyim istersen buna. Bence bu senin daha net bakmana yardımcı olur. Bu sayede de hayatının belirli alanlarının fotoğrafını çekebiliriz. Bir fotoğraf olursa sen değiştikçe bu resimle karşılaştırabilirsin. Nerede başlıyorsun, nereye gidiyorsun? Birinci alan tabii ki ben. Sayfanın bir bölümünü ayır istiyorsan ya da bir tam sayfayı ayır. Ben de. Kendine ilişkin nasıl? Kendini seviyor musun? Kendine saygı duyuyor musun? Kendini beğeniyor musun? Ukalalık veya kibir anlamında söylemiyorum. Yani kendine şefkat göstermek, anlamaya heves etmek, bir şey olduğunda kendini hırpalamadan dinlemek gibi şeyler. Bunlar kendini sevmenin parçaları. Kendine zaman ayırmak aynı şekilde. Sağlığın, zindeliğin, canlılığın için çeşitli faaliyetlerde bulunmak, emek vermek, okumak, hareket etmek. Kendine olan ilişkine bir bak. Ben dediğinde aklına neler geliyor onları da yaz bence. İkincisi, ilişkiler. Bizi dünyaya bağlayan şey ne? Diğer insanlarla ve dünyayla olan ilişkimiz. İlişkileri ne alemde? Bunlar yakın ilişkilerin olabilir, arkadaş diye tanımladığın, dost diye tanımladığın insanlar, uzak tanıdıklar olabilir. Her şeyi idare eden biri misin? Sürekli alttan mı alıyorsun? Hayır demekle aran nasıl mesela? Eğer ilişkilerde sınırların yoksa diğer insanlar manipüle edebiliyor. Bilerek veya bilmeyerek senin sınırlarını çiğniyorlar. Bir süre sonra da sen kullanılmış hissediyorsun. Ve işin kötüsü bu da değersizlik duygusunu artırıyor insanlarda. Kendimize bir şey yapamadığımız için saygı duyamıyoruz o zaman. Diğer insanlarla olan ilişkine bir bak. Sömürülüyor musun acaba? Yoksa ilişkilerin durağan bir halde mi? Seni yükselten, geliştiren, toparlayan, destek olan, gerektiğinde seni dinleyen iyi ilişkilere sahip misin? Çünkü orada bir eksiklik varsa belki bu üzerine çalışmak istediğin şeydir. Birçoğumuzun ilişkileri nasıl gelişiyor? Rastlantısal olarak. Yani bir işe giriyorsun, iş yerindeki insanlar. Bir mahallede doğuyorsun, mahalledeki insanlar. Ama yol üstünde bu rastlantısal olan şeylerin bazılarını ayıklamamız da gerekiyor. Böylece onların yerine yeni, tam sana uygun, doğru insanlar gelebilir. Üçüncüsü iş. İşin yoksa onunla ilgili düşüneceksin. İşin varsa onunla ilgili düşüneceksin. İşle olan alakan ne? İşin senin için önemsiz mi? Önemli mi? Ekstra önemli mi? Bazı insanlar örneğin işi çok sevdiğini söyleyip bunu bağımlılığa dönüştürüyor. Ailesinden ya da kendine vermesi gereken zamandan, sağlığıyla ilgilenmesi gereken o ihtiyaç duyduğu zamandan çalıp buraya çeviriyor. Ona da iş koliklik diyoruz biz. İşin seni istediğin yere götürüyor mu? Sana memnuniyet veriyor mu? Bazı insanlar evet, mecburen belli bir yerdeler şu anda kariyerlerinde. Hepimiz oradan geçiyoruz.
Bazıları anlamsız bir işin içinde olduğunu hissediyor. Yapıyor, kolay da yapıyor belki. İşten çıkmana gerek yok. Kendine göre sadece değerlendir. Böylece belki senin için doğru zamanda onunla ilgili harekete geçebilirsin. Eğer istediğin şey buysa. Bir başkası aile. Yalnızsan bu başka bir şey ama eğer bir ailenin parçasıysan, yani akrabaların varsa, yakın dostların, eğer ailen yoksa yakın dostların da olabilir. Onlarla ilişkiler nasıl? Bazı insanlar aileyi sürekli kurtarmaya çabalıyorlar. Bu bazen farkında olmadan sürekli memnun etmeye dönüşüyor. Eğer özellikle kişide bir sevgi eksikliği varsa, elindeki her şeyi veriyor ve bazen büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. İki yetişkinin birbirine destek olması ayrı bir şey, birinin herkesi kurtarmak için kendini feda etmesi bambaşka bir şey. Özellikle bu işe bir beklentiyle giriyorsa. Son olarak para, yani finans veya ekonomi. Bunu niye sona koydum, işten niye ayırıyorum? Çünkü insanların parayla olan ilişkisi aslında işten bağımsız hale de gelebiliyor. Kimisi örneğin parayı önemsemiyor, kimisi aşırı önemsiyor. Arada bir denge tutturamadığı için ya aşırı önemsediği için stres oluyor ya da önemsemediği için parayla olan ilişkisi bir türlü oturmuyor. Mesela bazıları diyor ki önce şu işi yapalım sonra parasına bakalım. Ama bu sefer para konuşmaya geldiğinde iş konuşamadığı için başka bir sıkıntı yaşıyor. Sanki orada utanıyor, çekiniyor, para istemek ya da para vermek ayıpmış gibi. Ama nasıl dünyada çeşitli alışverişler yapıyoruz, fikir alışverişi, işte daha önce değiş tokuşlar yapılıyordu, hala bir yerlerde yapılıyor. Para da somut bir şey ve onu kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Hayatının merkezinde olması gereken şey değil. Tabii ki sana yardımcı oluyor, rahatlatıyor, zaman açıyor hayatında. Ama hayatını kolaylaştıracak bir araç olmalı. Parayla olan ilişkin nasıl? Onunla ilgili fikirlerin ne? Birkaç tane not al. Senin hayatında para veya paranın eksikliği neyi temsil ediyor? Bu 5 aşama üzerinde birazcık düşün çünkü hayatındaki temel şeyler eminim başka aşamalarda vardır. Ama bu videoda özellikle çok fazla dağılmamak için bir fotoğraf çekelim. Şimdi hemen videodan sonra bu 5 aşamada verdiğim sorular üzerine çalış. İstiyorsan sen çeşitli eklemeler yapabilirsin. Aklına takılan şeyler varsa aşağıya yaz. Ben onları bütün bu programın sonunda toplayacağım. En çok sorulan soruları toparlayıp bir canlı yayın yapacağım. Cevaplayabildiklerimi cevaplayacağım. Her şeyin anahtarı bende değil. Bilebildiklerimi cevaplayacağım yani. Başlayalım ve ikinci videoda görüşeceğiz. Kendine iyi bak.